Yaren. Ne? Ne yapıyorsun? Şu koltuğu oturana kadar çok ya. İyiydi. Ben seni niye özledim böyle? Tatlım, bayağıdır görüşmedik. Son günlerin abi en çok konuşulan konusu olan filozof Atakan hakkında bölüm. Aaa. Evet. 10 yaşındadır kendisi. Ravarva. Atakan Reis. Kitap atın üstüne. Akatan, kitap. Akatan. Şimdi çok detaylıca konuşacağız ama önce ufak bir bilgi vereyim sana. Atakan Kayalar 10 yaşında ve bir yazarı. Atakan Kayalar 10 yaşında ve bir kitap mağazasında çekilen bir sohbet görüntüsüyle meşhur oldu. 10 yaşında olmasına rağmen Richard Dawkins, ki senin en sevdiğin yazarlardan bir tanesi, Platon ve Jean-Jacques Rousseau gibi yazarların ve filozofların kitaplarını okumuş olması büyük ilgi çekti. Bugün abi senle bol bol Atakan'ın videolarını izleyeceğiz ve onun üzerine konuşacağız. İlk önce onu meşhur eden videoyu izliyoruz. Tamam. 10 yaşında bir filozofumuz. Oğlum bu çok rahat. Abi ondan mı? Vallahi çok rahat. Abi yanlış anlaşılıyor. Rahat para verip aldın mı bunu? Abi. Sen var ya. Bağışladılar falan diyormuşum ben. Atakan'cım merhaba. Merhabalar esenlikler. Ya bak dur. Burada Atakan'la... burada şey diyor. Merhabalar esenlikler dedi ya. Ben orada koptum o. Ne? What? Ne oluyor falan diye. Atakan'cım merhaba. Merhabalar esenlikler. Atakan'la... Oğlum, yeleğini Atakan'ın satmaya başlamışlar. IQ'yu yükselten yeleğini. Kitabı mı okumuş? Evet, Atakan'la... Sadece biraz o kitaptan konuşalım. Bahsetmeyelim ya. Sadece o kitaptan. Neden bahsedelim? Abi çocuğun gözlerinde sürme varmış gibi gözüküyor değil mi? Var mı? Neden bahsedelim? Mesela Aristokles'in Devlet kitabını da okudum. Okudun mu? Şak ya. Harikasın. Ama ona Platon veya Eflatun derler. Evet. Nihilizmden konuşalım madem burada. Nihilizm. Ooo. Elleri arkaya falan atıyor. Evrensel ahlakı reddetmekle beraber, özgür iradeye de inanmaz. Tabii çoğunluğu inanmaz. Mantıksızdır derler. Ama sırf mantıksız olacağı için inanmak, daha doğrusu inanmamak gerekli değildir. Çocuk büyüyünce politikacı olacak %100. Tabii bu ahlaki açıdan. Eğer doğrusallığa bakarsak her şeyi böyle, doğru olan her şeyi inanmak, bilmek zorundayız. Çak. Bir şey söyleyeyim mi sana? Doğru söylüyor. Anlıyor musun dediği şeyleri? Okudum ben o kitapları. Evet, teşekkür ediyorum. Doğru olan her şeyi... Böyle dinletiyor, böyle şey yapıyor, uzatıyor cümleleri falan. Politikacılar da öyledir ya. Belki açıdan isteyen istediğine inanır tarzında oluyor. Evet, teşekkür ediyorum Atakan'cığım. Evet yani. Evet. Görevimi yaptım, önüme bakabilirim artık böyle. Bu videoda Atakan'ı bu kadar meşhur eden şey sence neydi? Ya yaşı küçük olmasına rağmen bu kadar çok şey biliyor olması. Ve çok güzel bir şekilde anlatıyor olması, güzel bir iletişimde falan böyle. Anlatış tarzı, kullandığı kelimeler, tavrı, duruşu tamamıyla yani bir profesör gibi, anladın mı? Çok bilmiş. Yani daha doğrusu üstün zekalıymış galiba. Şimdi başka üstün zekalı örnekleri de gördük hayatımızda. Bu tavır yoktu mesela. Çocukta böyle çok şey var işte, hani ben biliyorum, hakimim. Bir de sen bilmiyorsun tavrı var ama diğerlerinde hani ben öğrendim ve böyle işte şu şöyle, bu böyle, burası böyle falan diye hani derinlemesine konuşuyorlar ama bu çocuk biraz ders verirmiş gibi konuşuyor bence. Bu bana seni rahatsız itici geldi. Evet, yani. İtici geldi. Bu arkadaşı nihilizm nedir dediğinde nihilizm şu yani, dur demiyor. Değil. İnsanların Atakan'da bulduğu şey Atakan'ın anlatış tarzı. Yaşına göre çok berrak ve çok net bir şekilde anlatabiliyor yani. Ve bunu anladığını insanlara hissettiriyor. İnsan şeye düşüyor, ulan hakikaten acaba okudu mu? Yoksa sırf bu video patlasın diye hani bir iki tane cümle mi ezberletildi çocuğa? Yani gerçekten çocuk burada o hani şu düşünerek bakış var ya, gerçekten düşünüyor mu yoksa bu bir tiyatro mu? Tribi yaratıyor. Bayağı oğlum nihilizmi anlatıyor adam ya. Adam da demeyelim de. Yani adam diyorum bak, evet, düşün evet. Yani. Hani hakikaten ya, istemeden adam diyorsun yani. Şimdi Atakan hakkında detaylıca birazdan konuşacağız ama ondan önce meşhur olduktan sonraki birkaç röportaj görüntüsünü izleyeceğiz seninle birlikte. Evet. Daha da fazla detaylı bilgi sahibi olacağız. Olalım. Adım Atakan. Bu kadar. Fazla bir anlatılabilecek, fazla bir böyle hayat hikayem yok. Bu doğru. Metafor çünkü 10 yaşındasın. Hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz. Yayıncı rüyayım desem ya, olmaz. Ya süper bir çocuk ya. Cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Metafor uzmanıyım desem olmaz. Yayıncı rüyayım. Biraz saçmaymış. Cumhurbaşkanıyım desem olmaz.
Sevinmedin mi? Herkes seni konuşuyor. Ya bak deminki video çok güzel. Ben baktığımda öyle. Çocuk o kadar haklı ki ya. Mal mısınız beni çekiyorsunuz 10 yaşındayım. Fazla kitap okudum sadece diyor yani. Hani hala bana ne soruyorsunuz'a getirmiş. Bence çok güzel laf sokmuş. Sevinmedin mi? Herkes seni konuşuyor. Öyle düşünmemiştim. Şimdi ben baktığımda öyle 1000 tweet falandı. Sevinmedim. Gerek yok. 1000 tweet'i bayağı bir geçti. Herkes seni hem takdir evet. ediyor hem beğeniyor. 80 bin falan olmuş. Evet. Fark etmez ne olacağı. Atakan Kayalı'yı bize bir anlatsan. Yani kaç yaşındadır, hangi okula gider, ne yapar, kitap okumak dışında. Ya, tamam. Bayılıyorum triplerine ya. Tamam. Orayı biliyoruz kitap okumak. Yani biliyoruz. Çok... 250 kitap okudum. Ukalalık oluyor bu artık biraz. Şayda. Ne kadar sürede? 5 ayda. 5 ayda. Oha! Ne tarz kitaplardı? Ne tarz kitaplardı? Felsefe, fizik, matematik. Bunlar kurması da çok doğal. Hani nerede? Bir yandan da küçük yani anladın mı? Psikiyatrist olmayı düşünüyorum. Ama meslekten sonra başka bir hedefim daha var. Ne? O ne? Cumhurbaşkanlığı. Böyle mi? Bravo. Ne dedim ben sana? Süpersin sen. O ne? Cumhurbaşkanlığı. Böyle mi? Bravo. Sen harikasın sen. Bir şey diyeceğim, Cumhurbaşkanı olursan ne var? Adamı da takma ya. Eğitim sistemini değiştirmek. Niye? Problem ne? Problem var demedim. Ama bir şey değiştireceksen problem var. Bak şimdi. Hayır. Nasıl bir yenilik? Yani. Nasıl bir yenilik olmalı? İlk olarak... Ya çok net adam ya. Hayır. Saygı ve terbiye eğitimi almalı insanlar. Çünkü görüyoruz ya, görüyoruz örneklerini, görüyoruz. İstediğim eğitim şekli tek. Yani kimse benden olacak. Başka kimse bulunmayacak. Öğretmeni bana... Arkadaki de onaylıyor. Öyle olmuş lazım. Aktarması böyle olabiliyor. Yani çünkü birkaç yer daha dini bence aşıyor yani. Abi ben neden linç edildiğini anladım. Burnu havada. 10 yaşından egosu birazcık fazla büyümüş. O yüzden de ileride çok iyi bir siyasetçi olacağını düşünüyorum ben yani. Ya şu an bu herif orada altına sıçsa yine diyemezsin bir şey yani. Anladın mı? Küçük lan çocuk. Eğer ki anlattığı doğrultuda ve bizim gördüğümüz doğrultuda bir çocuksa ben ailesi yerinde olsam böyle ön plana çıkarmazdım. Ne kadar da böyle olgunca konuşsa da o daha bir çocuk. Yaşından büyük olmaya çalışma çabası var Atakan'da. Onu kendi istiyor belli yani. Sıyrılmak istemesinin sebebi de ileri zekasının verdiği narsizm diye düşünüyorum. Adam üstün zekalı, kendini farklı görüyor. Ama mümkün olabildiğince eğitim sistemi veyahut da ailenin bunu bir şekilde bastırması lazım. Çünkü bu çocuk bunları pratiğe dökemezse delirir. 10 yaşındasın, 5 yaşına kadar çok bir şey hatırladığını düşünmüyorum. Şimdi son 5 yıllık hayatında sen ne görmüş olabilirsin? Hayat deneyimi olarak diyorum yani. Yani çok kitap okumuş olabilirsin, derslerin mükemmel olabilir. Ama sen insan ilişkisi olarak ne gördün? Eğitimde problem var. Kaça gidiyorsun ki? Hani hangi problemi fark ettin mesela? Hani matematik okuyorum. Sen matematiğin teori kitabını okuyorsun ama bir integral problemi çözdün mü mesela? Hani diyor ya okulun bana vereceklerini zaten ben biliyorum. Sanmıyorum. Yani senin bildiğin kadar değil aslında orası. Atakan abi ilk önce herkes tarafından yüceltildi. Sonrasında yavaş yavaş eleştiriler yapılmaya başlandı videoları çıktıkça. Ve en sonunda da bir röportaj sırasında annesine karşı olan tavrı çok tartışıldı ve şu an deyim yerindeyse yerden yere vuruluyor çocuk. Aa merak ediyorum. Önce o görüntüyü bir izliyoruz. Tamam. Sonrasında bu konuyu konuşacağız. Maddi değil. O zaten kendini aşmış bir insan. Aşmış tamam. Bir kişi olarak görüyorum. Sizden. Atakan bir şey konuş. Evet şimdi ben şu an çok heyecanlıyım. Tamam. Özür dilerim. Tamam sen seni öyle alalım biz. Evet şimdi. Yanlış. Çok yanlış. Ukala ve her şeyi ben biliyorum ve işte yine dediğim gibi yani siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Kafasında bir çocuk olmuş. Şimdi atıyorum çok fazla kitap okuyor. Böyle güzel güzel konuşabiliyor. Daha 10 yaşında bu cümleleri nasıl kurabiliyor falan derken çocuğu yüceltmeye başlamışlar. Çocuğun egosunu oluşturan annesi belli. Direkt belli yani. Ne diyorlarsa yapıyorlar. Çocuğum yüce benim. Çocuğum ayrı bir varlık. Çocuğum çok akıllı falan dersen bu çocuk bu yaşta ego bombası olur yani. Anlattığı üzere 250 kitap okuyup ve bahsettiği isimlerin kitaplarını, yazarların, filozofların kitaplarını okuyan bir insan bir annesine tamam ya seni şöyle alalım. 40 yaşında olsa bile demez. Çok heyecanlıyım kusura bakmayın dediği için tamam anneciğim tamam seni şu tarafa alalım demesi saygısız tavır değil. Evet birazcık keşke o kadar sert söylemeseydin diyorum. Çünkü gelmişim 30 yaşına hani o insani davranışların anneyi nasıl
küçük düşürebileceğini falan filan hesaplayabiliyorum ama abi bu çocuk 10 yaşında, yapmayın yani. Ben birkaç şeyini de izledim CNN'de mesela. Babasına karşı hareketleri falan da böyle hani sen sus dur şu an, sen sus hani ben konuşacağım falan. Şimdi hani burada çıkıp da yani burada ne bileyim eğitim sisteminden önce ahlaki falan filan eğitimleri verilmeli. Bunları sen sağlamadığın için de eleştirilirsin tabii. Çünkü sen sistemi eleştiriyorsun. Peki bu linç kültürü hakkında ne düşünüyorsun abi? İlk başta çok övülen bir çocuk. Evet. Sonrasında yavaş yavaş yerilen ve sonrasında yerden yere vurulan. Sevmiyorum. Bu çocuğun yüzlerce kitap okumuş olması, o çocuğun her davranışının, her hareketinin, her ağzından çıkan sözün %100 kusursuz olmasını gerektirmiyor yani. 10 yaşında kaç tane çocuk bunun seviyesinde konuşabiliyor? Onu konuşalım. Çocuk için konuşmuyorum çünkü bu çocuğun kendi seçebileceği bir şey değil zaten. Reşit değil yani çocuk. Evet. Ama mesela ben bu kanala çıkıyorsam ben linç yemeyi de göze alıyorum. Beni çok sevmelerini de göze alıyorum. Benim elimde. Şimdi bu çocuğun ailesinin demesi gerekiyordu ki bu kadar çok kitleye ulaşması Atakan'ın psikolojisini nasıl etkileyecek diye bir araştırsalardı bence zaten bu kadar ortaya sermezlerdi çocuğu. Aldılar önce başa çıkardılar sonra dibe indirdiler. O da yani sosyal medyadakiler de böyle anladın mı? O da onun hakkı. Yorum yazmak da onun hakkı. Yapacak bir şey yok. Son olarak Burak, sence Atakan'ın bir çocuk olarak mental gelişimini bütün bu yaşananlar nasıl etkileyecek? Ya bu popülerlik iki haftaya biter de sıkıntı bence şey bu ailesinin sürekli buna ego basması. Çünkü bir yerde dan diye o ego yerin dibine girecek yani. Eğer ki doğru eğitimi alırsa hayatı yakalar. Doğru eğitimi alamayıp merak ettiği konular üzerinde ilerlerse ya bir süre sonra hastaneye yatar abi. O kadar. Evet. Yatar abi. Yani teraziye fazla ağırlık yükleyince devriliyor abi. Abi o tamamen sosyal medyadaki hesapların olabilir. Televizyon kanallarının olabilir. Yetkili insanların nasıl manipüle edeceğine bakıyor abi. Instagram'da ben bu videoya denk geldim. Saçma sapan hesap isimlerinde denk geldi. Ben o hesapların sahiplerinden birisi olsam ben bu videoyu paylaşmazdım. Niye paylaşmazdım? Bu çocuğu kötü etkileyeceğini düşünüp, öngörüp buna alet olan insanlardan olmamak için yapmazdım. Ben ilkokuldayken ne bileyim sihirlen falan izliyordum ya. Oradaki mesela çilek karakteri böyle şey olmuyorsun anladın mı? Tapma moduna girmiyorduk biz küçükken. Hani çok beğeniyorduk bilmem ne. Ay ne güzel işte dizide oynuyorlar falan filan ama şu anki sosyal medya yüzünden algısı değişti bu küçüklerin. O yüzden etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Yani çocuğun da böyle bir ortamda ben olumlu bir şekilde etkilenebileceğini ve mental açıdan sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebileceğini düşünüyorum. Real hayatı görmeden yaşadığı zaman hani bu çocuk ya bu sefer yani delirme veyahut çok narsist bir kişi olma şeyine doğru gider. Yani o da tehlikeli yani bir toplum için. Ya bunun sonu sosyopatlık zaten. Yani bu çocuk hani gerçekten iyi yönlendirilmeyip kitaplarla boğuşup kendini hani sadece çok kitap okuyan Atakan diye bir şeye sahip olursa ünvana ve yapışırsa üstüne yazık olur yani. Hani inşallah psikiyatr olur dediği gibi cumhurbaşkanı olur. Zaten şu anda işte Milli Eğitim Bakanlığı el atmış herhalde olaya. Psikologla falan görüştüreceklermiş. Odur budur belki başka okul. Odur budur bilmem ne falan filan bölüm de bitti. Ay, ay. Evet bitti benim. Teşekkür ederiz Batancığım. Görüşürüz. Atakan görüşürüz. Anonizm bölümümüzün sonuna geldik. Quicksilver 69.